yıldır başımızda olan Cumhur Reisimiz madem ki ehl-i Sünnettir diyor. Hı. Neden başımıza getirdik? Diyanetten itikad bozuk hocaları getiriyor yani başımıza? Hı. Madem Mahmut Efendi çok sever, orada yetişti veya o takkanlardan adam gibi ehl-i Sünnet olan biri neden koymuyor Diyanetin başına? Diyor oh. İtikadı bozuk imamlar geliyor başa. Bundan arkasında namaz olur mu? Hadis hadis şerifleri bile kabul etmedikler oluyor diyor. Yoksa sadece oy almak için mi tarikatları? Yani Cumhur Reisi bir beklediği bir şey var herhalde. Şu 2023'ü <laughs> görelim inşallah. Her şeyi oraya döneltmişler. Ama hani birden de bir şey yapabilmesi zor. Kolay değil. Bazı büyük adımlar atıldı ama hani Diyanet'in başına bir tarikattan alıp da bir adımı koyması zor. Ancak şu olabilirdi belki. Tarikatta olan insanlar hani bu tabii bir alt çalışma ile birlikte sağlam itikadı olan insanlar bir tip sınavlara girip Diyanet'in belgelerini alıp öyle belki Diyanet işleri Başkanı olması gibi bir şey düşünülebilirdi. Yani iş hassas biraz tabii ki. Oraya çıkacak adamın da bütün cepheleri düşünüp ona göre konuşması lazım. Bundan önceki Diyanet Başkanları'nda bir takım uygunsuzluklar evet gördük. Yavaş yavaş doğruya doğru gidiyor diye düşünüyoruz. Yani Ali Erbaş'ın geçmişini bilmem ama Diyanet İşleri Başkanı olduktan sonra yaptıkları hep güzeldi. Uygundu yani olumluydu. Ehl-i Sünnet'e aykırı bir sözünü duymadık. Hatta Mustafa İslamoğlu'nun da üzerine çizdi ki bu çok büyük bir adımdı. Öyle bir sapkın düşüncenin önünü kesilmesi çok iyi de oldu. Ama... Tabii çok daha belki de sağlam insanları da gelmesi gerekiyor. İnşallah dua edelim ama dediğimiz gibi Cumhur Reisi ne kadar 20 senedir bu devleti yönetse de bu devlette 200 sene önceden planlanmış bir takım kanunlar getirdiler. Yani düzelmenin önünü almak için. Yani yarın bir gün bir Osmanlı aşığı sağlam bir Müslüman başa geçse de istediği gibi hemen düzeltemesin diye bir kanun düzenlemesi yaptılar ki zaten bayağıdır Cumhur şu kanunları değiştirelim değiştirelim diye söylüyor. Onun için yani ne yapacağız? Dua edeceğiz. İsteklerimizi söyleyeceğiz biz de yani inşallah. Ama hani öyle de olmaz. Yani hani bu sıfırdan kurulan bir devlet değiliz ki biz kendi kanunlarımızı kendi hazırlayıp koymuyoruz. Belli bir kanunlar var. Zaten hot desen karşıda yalan yanlış saldırmak için bir sürü insanlar var. Ha o insanların olması bizi doğru yapmaktan geri tutacak değil ama şu mevcut düzenin kanunlarına göre bir çareler düşünmeli. Hani böyle kalkıp da Mahmut Efendi cemaatinden birisi alıp hop oraya olabilecek şey gözükmüyor Mevcut düzenin kanunlarına göre. Ama nedir bir düzenleme yapılır. Mahmut Efendi cemaatinden veyahut Ehl-i Sünnet bir cemaatten bir hoca efendi belki o birimin içerisinde de vardır o seçilir düzgün olanı, en düzgün olanı. Ve bir vakit sonra belirli düzenlemelerle diyanet işleri başına gelecek şekilde bir hizmet yapılabilir, görülebilir. Yani olabilir tabii. Bunu alması gerek ama yani Cumhur Reisi bilmiyorum her yere yetişemiyor anlaşılan. Dünya çapında hizmetleri var, içeride hizmetleri var. Bu da çok önemli bir hizmet tabii ki. Arkadaş doğru söylüyor. Buna da bakılması lazım. Bundan önceki Diyanet İşleri Başkanlarına göre bu gayet iyi, güzel yani. Konuşmalarını da çok güzel yaptı. Biz hatta paylaştık. Hatta Ayasofya açıldığı zaman hutbeye çıkıp yaptığı konuşmalar kılıçla. Güzeldi ama tabii daha da güzeller inşallah gelir. Ümid ederiz. Güzel şeyler de yapılıyor. Hani 4-6 yaş dini hizmeti yine bu dönemde oldu. Hani Ali Arbaş dediğim gibi, geçmişini bilmiyorum ama Allah büyük şeyler nasip etti bu <laughs> insana da. Herhalde Allah'ın sevdiği bir kulu yani Ayasofya onun zamanında açıldı, hutbesini ona vermek nasip oldu, Mustafa İstemal e gibi bir sapkın grubun önünü kesti. Güzel işler yaptı yani. Daha güzellerini de yapar inşallah, ümit ederiz. Tabii sağlam olsunlar. Yani ben isterim ki mesela Diyanet işleri Başkanı'nın bu çay sohbetinde işlediğimiz her şeyi çıkıp kanallarda işlemesi gerekir, dini olarak açıklaması gerekir yani. Kardeşim sen deistlik diyorsun, deistlik diye bir din yok mesela. Sair başka şeyleri de yani güzel bir şekilde açıklaması gerekir diye düşünüyorum. Yani dini olarak nasıl bakması gerektiğini insanlar böylece bilir yani. İnşallah. Yani görünen o ki 20 senenin başından sonuna doğru baktığımızda böyle iyiye doğru gidiyor yani. İnşallah daha de gelir diyelim. Allah'ın izniyle.